Merhaba arkadaşlar, hayırlı sabahlar, günaydın. Evet, şöyle hayatımız çiçek arkadaşlar. Benim hayatım çiçek ve doğa ve en güzel terapi çiçek terapisi diyelim ve videomuzun başında hemen şöyle bir paylaşım yapalım dedim. Ve harika güzel, gördüğünüz gibi benim el yapımı aynam arkadaşlar. Bu kendi el yapımı aynam. Böyle hemen girişte, ara koridorda. Hemen çıkar çıkmaz o güzelliğiyle göz kamaştırıyor. Benim hayatım çiçek dedim ya arkadaşlar, çiçekleri çok sevdiğim için hemen hemen birçok paylaşımda böyle çiçek objeli paylaşımlarım, evimde eşyalarım var. Evet, hayatımız çiçek dedik. Şöyle salon bitkilerime geçmeden önce bazı takipçilerinden çok yorum aldım. Gülay Hanım, salon çiçekleri bakımını paylaşır mısınız diye. Birkaç güne kadar paylaşırım dedim onlara. Evet, bu takipçilerime gelsin. Merak eden salon bitkileri bakımını takipçilerime gelsin arkadaşlar. Ama şöyle şunu da söyleyeyim. Salonuma girmeden önce dilimin döndüğünce benim çiçeklerime nasıl baktığımı anlatacağım ben. Hangi ortamı seviyor, nasıl bakım yapıyor, ben onu anlatacağım. Ve belki siz daha farklı bakıyorsunuz, belki farklı gübreler veriyorsunuz. Ben fazla gübre vermiyorum arkadaşlar. Sadece bir iki ilaç var çiçeklerime verdiğim. O da çok nadir, ihtiyaç oldukça. Bir tane gübrem var. Onu da size zaten her zaman paylaşımlarımda söylüyorum. Onu da az sonra söyleyeceğim zaten. Onu da çok nadir. Senede bir ya da iki kere veriyorum, ihtiyaç olduğu zaman. İhtiyaç olmasa kesinlikle vermiyorum. Evet, bu arada çiçeklerime ben sıvı solucan gübresi alacağım arkadaşlar. Onu da hemen söyleyeyim videomun başında. Evet, şöyle gelelim, salonuma girdik. İlk önce şöyle kapımın hemen karşı tarafında begonyam var arkadaşlar, iki tane. Evet, bunu Afyon'dan aldım sevgili takipçim. Yıllarca beraber komşuluk ve arkadaşlık yaptık. Urki ablacığım, canım benim, buradan sevgiler selamlar. Gördün mü? İki tane minnak minnaktı. Bunlar küçücük çelikti. Çelikleri yoktu, daha doğrusu üzerinde koparacak. Ben de isteyince kıramadı beni. Böyle minnacık sapı zorla toprağa giren bir çiçekti arkadaşlar. İki tane bir daldı. Bunlar da çok güzel tuttular. Evet, çilli begonyalar. Bunlar hem dış mekanda hem iç mekanda bakılabilen bir bitki olduğu için şu anda benim bu begonyam içerideydi, salonumda. Kohleryalarımın yanındaydı arkadaşlar. Buradaki de balkonumdaydı. Şu anda video anında getirdim buraya ikisini de. Hem dedim şu güzelliği salonumda görün istedim. Hem de iki bitkiye de hem içeride hem dışarıda, yani bu çilli begonya türlerinde çok türleri var. Onlara hem içeride hem de dışarıda bakabilirsiniz. Yeter ki doğru ortama koyun arkadaşlar. Evet. Buradaki gördüğünüz gibi böyle simsiyah yapraklı, hatta güneş alan, tamamen akşama kadar güneş alan penceremde arkadaşlar, masamın üzerinde tül arkasından güneş alıyor. Evet, buradaki de prensesimiz birazcık hastalandı bu. Aslında bunun annesi var, o daha güzel görüntülü ama o balkonumda, onu şimdi şu anda getirmedim. Böyle yoğun çiçeklerini görünce dedim ki siz de görün. Evet, bunun ismi de söğüt yapraklı çilli begonya arkadaşlar. Şöyle daha ince yapraklı olduğu için o ismi alıyor. Evet, her iki bitkiye de hem içeride hem de dış mekanda bakabilirsiniz. Salonunuzda bakabilirsiniz. Böyle doğru ışık, doğru hafif sabah güneşi ya da akşam güneşi alan pencere kenarını da çok güzel konumlandırıp orada bakabilirsiniz arkadaşlar. Benimki şu anda bu sabah güneşi alan balkon tarafımda ama bunun annesi de akşama kadar güneş alan balkonumda. Ve bu prensesimiz de tamamen içeride. Ama dışarıda olsa belki de daha gür olacak, daha bir coşkulu olacak. Ama dış mekanda bakacak yerim yok arkadaşlar. Ama inşallah bulabilirsem dış mekanı da, böyle sabah güneşi alan balkonuma da koyabilirim. Ama şimdilik bu yerinden memnun. Böyle güzel duruyor. Evet, geçelim diğer bitkilerimize. Şöyle salonuma geçerken şöyle göstereyim arkadaşlar. Hemen şuradan gireyim. Evet, burada gördüğünüz gibi barış çiçeğim var. Barış çiçeği bakımını daha önce anlattım. Hatta sinek bastı daha önce bu prensesimizi.
Sinek bakımı yaptık, organik bakım yaptık ama o geçici bir süre arkadaşlar. İlaç hemen söyleyeyim. Az önce söylemiştim, bahsetmiştim. Sinek için kullandığım bir ilaç var. Dentis diye bir ilaç arkadaşlar. Dentis. Tabii ev ortamında kullanırken kullanmadığınız bir odada kullanmanız gerekiyor. Ya da rüzgarsız açık havada kullanmanız gerekiyor. Rüzgarsız ve güneşsiz havada kullanmanız gerekiyor. 2-3 güne bir kullandım ben. Sinek tamamen bitti çok şükür. Çünkü çok nalet bir sinek. Çoğunuz belki ondan muzdaripsiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Doğal yöntem de tarçın, aspirin. Ben bunları kullandım. Bir süre durduruyor ama tekrardan çıkıyor. Çünkü yumurtaları, larvaları var. Onları öldürmediği için tekrar çıkıyor. Fazla bir kesin bir çözüm olmuyor. Sadece birazcık durdurucu bir çözüm oluyor. Evet, parkelerimiz, her taraflarımız batıyordu. Hatta ağzımıza, burnumuza girmeye çalışıyordu. O çok iğrenç bir sinek. Çok küçüktür. Sinek küçük mide bulandırır diye bir söz var ya, gerçekten de doğru yani. Sinek küçük ama mide bulandırıyor. Evet arkadaşlar, barış çiçeğimiz, diğer ismiyle yelken çiçeğimiz. Orman toprağına ekiyorum ben, dikiyorum. Daha önce de hastalanmıştı. Hatta bu saksısı doluydu. Kocaman bir barış çiçeğim vardı. Onun bakımını yaptım. Tam bir yıl çiçekleri ne iyileşti ne de kötüleşti. Çiçeğiniz eğer hastalandıysa hemen üst tarafından, bu hangi çiçek olursa olsun bu hepsine geçerli. Baktınız hastalandı ya, kök çürümesi, eğer tamamen kök çürümesi olmadıysa hemen üst tarafının budamayı yapın ve hatta hemen bir kısmını da üretmeye alın. En azından biri kurursa biri kalır. Ve tamamen ben budamasını yaptım. Üst taraftaki yaprakları tamamen kestim ve bir tane de çeliğinden aldım. Diktim. O çeliği de şimdi az sonra size göstereceğim. Çiçek sandığım üzerinde salonda. Evet, salon bitkilerinden nemli ortamı çok seviyor. Yani yanına ıslak bez koyabilirsiniz. Yapraklarını sık yıkayabilirsiniz ya da bir fısfısla üzerine fıslatabilirsiniz yaprakları nemlensin diye. Çünkü yaprak uçlarında kurumalar olur arkadaşlar. O yüzden çiçeğinizi daha canlı tutmak için böyle bir ekstra bakım yapabilirsiniz. Toprak nemi kurudukça suyunu verin. Çünkü çok aşırı suyu da sevmez. Çok aşırı susuz kalmayı da sevmiyor. Ve benim buradan sadece penceremden ışık alıyor. Buradan. Güneş almıyor. Sadece ışık alıyor arkadaşlar. Salonunuz eğer şey almıyorsa, güneş almıyorsa, güzel bir bitkilerden bir tanesi bence. Bakabileceğiniz. Kök kısmından ürüyor. Böyle harika güzel beyaz çiçekler oluyor. Böyle eskidiği zaman da yeşile dönen bir çiçeği var. Barış çiçeği. Diğer ismi de yelken çiçeği. Evet. Hemen şuradaki melek kanadımıza geçelim. Melek kanadı gördüğünüz gibi benim yine her zamanki gibi orman toprağında dikili. Bu aralar hemen şöyle salonumun karşısındaydı arkadaşlar. Böyle o begonyaların yanındaydı. Hiç güneş ve ışık almıyordu. Orada harika güzeldi. Yıllardan beri oradaydı. Baktım yapraklarında yeni yeni yaprak çıkarsa da yaprakları birazcık küçük çıkmaya başladı. Çünkü büyük yapraklar gördüğünüz gibi daha önce eski yapraklar bayağı büyük. Böyle. Yeni yapraklar da böyle küçük çıkmaya başladı. Dedim ki bu ışığa daha çok ihtiyacı var. Çünkü çiçeklerin dilinden anlarsanız bakımı da kolay olur arkadaşlar. Dedim ki bu prensesin biraz ışığa ihtiyacı var. Evet, çiçeklerinize solucan gübresi de verebilirsiniz. İster sıvı gübre, ister de toprak gibi o gübreler satılıyor, solucan gübresi. Onlardan da verebilirsiniz. Ama ben her yıl topraklarını yenilemesem de üzerlerine takviye ediyorum bu salon bitkilerimin. Orman toprağı getiriyorum arkadaşlar. Orman toprağı tüm çiçeklere çok iyi geliyor. Çünkü tüm vitamin ve mineraller onda karşılanıyor. Çok güzel bir çiçeklere hem gübre hem de toprak haline geldiği için çok yararlı arkadaşlar. Ben orman toprağından kesinlikle vazgeçemiyorum. Çiçeklerime de sürekli onu kullanıyorum. Bu prensesimiz de çiçeğimiz de melek kanadımız da o toprak yapısında dikili. Ve aşırı suyu sevmiyor derken tropik bir bitki arkadaşlar. Tabii hiçbir çiçek kök kısmını çamur yapacak şekilde sürekli çamur toprağa sevmez. Toprak nemi bakıyorum kurudukça suyunu veriyorum.
tamamen etrafına saçaklara yaydığı için orantılı verin arkadaşlar suyunu. Tamamen etrafına alabileceğiniz, yani bir kısma, orta kısma ya da yan kısma su vereceğinize öyle vermeyin de etrafına tamamen böyle gelecek şekilde ortak yani orantılı verin suyunu. Evet, çeliğinden tutar, kök kısmından ayırdığımız zaman tutar arkadaşlar. Çeliğinden kesip suya ıslattığınız zaman kök ve saçak atacaktır. Oradan çok güzel saçak verir. Ve çok da türleri vardır. Pembe yapraklısı, kırmızı çilli yapraklısı, hatta o kadar güzel bir şeyler var ki bu genelde klasik olan, her yerde bulunan bir tür bu. Evet, bazıları böyle aşağılara sarkarken bazıları da böyle yukarıya kalkıyor arkadaşlar. Benimki şimdilik böyle. Evet, gelelim kılıç çiçeğine. Salon bitkimizde, prensesimizde kılıç çiçeğimiz. Çok uzun olduğu için biraz bağlamak zorunda kaldım. Çünkü sağa sola sarkıyor. Evet, yeni yeni de bebekler çıkartıyor böyle. Yine ben bahçe toprağı ve orman toprağı, karışık toprağa diktim ben bunları. Biraz kök kısmı eğilip bükülmesin diye. Tamamen saçakları iyice kavrasın. Biraz sert dursun diye, daha doğrusu sağlam dursun diye. Biraz da bahçe toprağı karıştırdım. Evet, yine her zamanki toprağım. Yine harika güzel böyle bakımı ve su ihtiyacını yine toprak nemi kurudukça suluyorum arkadaşlar. Evet, çeliğinden tutuyor, yaprağından kesin arkadaşlar. Şöyle benim bunlar şöyle eğilen bir yapraktı, bu da kesilecek, fazla buna yük olmasın. Hem de köküne güç kuvvet verir, bir yaprak kestiğiniz zaman kökünü güçlendirir. Evet, bunlar parçalayıp diktiğim ayrı yapraklar. Arkadaşlar bunlar ayrı yapraklar. Gördüğünüz gibi bebek çıkarmaya başlamış. Geçenlerde bir tane daha kestim. Buraya ayrı diktim. Bu da burada köklensin. En azından boş kısmı doldursun diye. Minik minik bir yaprak kesin arkadaşlar. Böyle minik minik parçacıklar haline getirin. Şöyle şöyle küçük küçük parçacıklar haline getirin. Ve dikin. Hepsi tutuyor. Hem kökten ayırıp üretebilirsiniz, hem de bir tane yaprak alıp bir yaprağı 5-10 parçaya, hatta 20 parçaya bile bölseniz tutar arkadaşlar. Evet, belli bir yaşa geldikten sonra da çiçeğini açar. Misler gibi kokar. Çok aşırı gösterişli olmasa da çiçeği harika güzel kokar. Misler gibi salonunuza koku verir. Evet, bu da bu prensesimiz de. Çok az alan, güneş alan eviniz varsa bu prensesiniz de kılıç çiçeğiniz, peygamber kılıcınız o güzel ortamda yaşayabiliyor arkadaşlar. Çok seviyor. Benim salonum sadece çok az böyle sabah güneşi geliyor. O da burada difenbahyamın üzerine geliyor. Onu da hemen söyleyeyim. Geçelim bu difenbahya bakımına. Difenbahyadan önce şöyle hemen dip kısmını göstereyim. Bu prensesimiz daha önce başka bir saksıdaydı. Difenbahyamız da yukarıya gidiyordu. Alt yapraklarını arada yılda bir tane iki tane sarartıyor, soluyor arkadaşlar. Çünkü boyuna veriyor difenbahyamız. O yüzden saksımızın, çok büyük saksımızın alt kısmı boşlukta kalıyordu. Ben de tuttum. O hem fazla kalabalık yer yapmasın dedim, hem de onu buraya diktim. Bakar mısınız şu güzelliğe? O kadar güzel oldu ki hem yerini sevdi prensesimiz, yeni saksısını sevdi, hem de yanında arkadaşını çok sevdi. Evet. Güzel güzel anlaşıp gidiyorlar şimdilik. Bu da bir barış çiçeği, yelken çiçeği türlerinden. Bunun çiçeği de böyle yeşil oluyor arkadaşlar. Evet, hem saksımızın o boş görüntüsünü, o toprak yapısı, çirkin görüntüyü kapatmasını istedim. O da güzel oldu. İyi ki de yapmışım böyle. Hem de yerden tasarruf yaptık. Bir göz kalabalığı olmasın. Hemen şuradaydı o saksımız da. Buraya aldım. Güzel oldu. Evet. Bu çiçeğimiz de yine, bu yelken çiçeğimiz, barış çiçeğimiz de yine aynı bakımda. Orman toprağında ve bahçe toprağı karışmış bir toprakta dikili. Toprak nemi kurudukça suluyorum. Daha doğrusu buradaki salondaki bitkiler hepsi aynı bakımı ve aynı ortamı istiyorlar. Evet, gelelim difenbahyaya arkadaşlar. Difenbahyaya biraz yosun getirdim. Buradaki kökü yaprakların üzerine kaldıramıyordu. Ben şimdi şu anda sadece şöyle bir demir buldum. Demirle ve şöyle bir demir bir sopayla destekledim, bağladım, ama bu geçici bir süre.
Yosun getirdim. Ormandan, doğadan yosun getirdim. O yosuna sarıp bir sopa haline getireceğim. İnşallah hem görsel bakımından güzel olsun hem de şöyle daha sağlam bir yapısı olsun diye, destek olsun diye yapacağım arkadaşlar inşallah. Evet, difenbahyamız aslında çok zehirli olaraktan biliniyor ama kesinlikle zehirli değil arkadaşlar. Suyu tahriş ediyor. Evinizde çocuğunuz ya da hayvanınız varsa, evcil hayvanınız, onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Hatta benim daha önce kuşum vardı. Kuş yedi, hiçbir şey olmadı. Sadece suyu tahriş ediyor. O yüzden dikerken, kestiğinizde o sulu yere elinizi, herhangi bir vücudunuza değmesin, tahriş eder. Ya da çocuğunuz varsa yemesin, dudakları ve boğazı şişer, Allah korusun, nefes alamaz olur ya da bir alerjisi olur. O yüzden uzak tutmanız gerekiyor. Yoksa ev temizleyici bir bitki arkadaşlar bunlar. Salonunuzda çiçekleriniz, buradaki gördüğünüz çiçekler tamamen salondaki zehirli havayı, gördüğünüz gibi şurada boya var evimizde. O boyayı alıyor, zehirli havayı alıyor ve temiz hava, oksijen veriyor evimize. Bitkiler genelde fotosentez yapar deniliyor ve zehirli havalar saçıyor deniliyor arkadaşlar. Temiz hava alıp zehirli havayı veriyor, karbondioksit veriyor diye biliniyor ama bazı bitkiler de böyle evimizde olması gerekiyor. Ortamı, havayı temizleyen bir bitki bunlar. Ben yıllardan beri bakıyorum, hiç de zehirlenmedim. Çok şükür sağlıklıyım elhamdülillah ve çiçeklerimle de mutluyum. Evet, difenbahyamız çeliğinden tutuyor. Yanından yavru çıkartırsa eğer, bunların çok türü var. Yanından sürekli yavru çıkartan cinsi de var. Hiç yavru çıkartmayan cinsi de var arkadaşlar. Benimki bu yavru çıkarmıyor, bu prensesim. Yıllardır benimle. Çok da güzel büyüyor, ilerliyor. Sürekli sık sık yapraklar çıkartıyor, beni mutlu ediyor. Ve birazcık durmuştu. Eğildiği için durmuştu. Çünkü gücünü tamamen biraz yoruluyor, başka taraflara veriyordu. Böyle sopayı diktikten sonra hemen iki yaprak çıkardı ve üçüncü yaprağı alt kısmından çıkartıyor. Ve çiçeğiniz çok üretmek istiyorsanız ya da fazla boylu olmasını istemiyorsanız, üretmek de istiyorsanız mesela şuradan kesebilirsiniz arkadaşlar. Şurada birkaç boğum aralıktan buradan kesip çiçeğinizi saksıya dikebilirsiniz. Burada geriye kalan boğumları da şöyle hemen 2-3 boğum, şöyle 1-2-3 boğum şuradan kesip, şöyle kesip yan yatırıp toprağa, isterseniz gömün, isterseniz hiç gömmenize gerek yok. Toprağa sularsınız, nemlendirirsiniz. İster seraya alın, ister almayın. Harika güzel yeniden böyle difenbahya bebekleri çıkacaktır. Ve çok da güzel olur. Evet, fazla uzatmayayım arkadaşlar. 17 dakikayı geçmiş. Hemen diğer bitkilerime geçeyim. Hemen şöyle salonun masasının üzerine geldik. Tropik bir bitkilerden, suyun içerisinde ister toprağa dikebilirsiniz arkadaşlar, bambu. İsterseniz de böyle suda yıllarca durabiliyor, saçak atıyor, duruyor. Evet. Bambu da suyu çok seviyor. Tropik bitkilerden bir tanesi. Evet, Glaxonia. Yakında bir video çekeceğim Glaxonia hakkında, yine tekrardan bakımını. Daha önce anlattım ama arkadaşlar hastalanmıştı Glaxonia. Ve bardak menekşesi bir diğer ismiyle, çok şükür güzel çiçekler açtı. Bazı işlemler yaptık. Şimdilik kendine geldi. Evet, şurada hemen az sonra da göstereceğim zaten. Şöyle salyangoz kabuklarımız var suyun içerisinde. Evet, ZZ bitkimiz arkadaşlar. Daha önce videosunu paylaştım. ZZ bitkimiz yapraktan ürüyor. Hemen oraya geliyorum zaten. Hemen gördüğünüz gibi şöyle biraz uzak tutayım. Şöyle yeşilin üzerine getireyim. Dip kısmından yumru da yapıyor ve saçak atıyor. ZZ bitkimiz suda köklendirerekten çok güzel bakımla böyle tekrardan üretebilirsiniz. Solan ZZ bitkiniz varsa kesinlikle vazgeçmeyin. Gördüğünüz gibi buradaki prensesimiz de saçak vermiş. Sadece yaprak arkadaşlar. Böyle hemen yan dallardan, yapraklardan kestim ve suya ıslattım. Hatta sonra bir saksı daha göstereceğim. Böyle suda köklendirerekten üretmeye aldım. Hemen şöyle gelelim. Az önce bahsetmiştim arkadaşlar. Bir tane çeliğinden üretmiştim. Hastalanan barış çiçeğinden. Çok şükür onu da kurtardık. Böyle bir saksı ekstradan daha oldu.
Evet. Hoya çiçeğimiz, mum çiçeğimiz arkadaşlar. Gelişmeyen hoya çiçeğiniz varsa biraz şeker şerbeti verin. Ben verdim. Harika güzel böyle yapraklar çıkarmaya başladı. Bu da hem dış mekanda hem iç mekanda bakabileceğiniz bir bitki. Sadece kışın don olayları olduğu için birazcık muhafaza etmeniz yeterli. Evet. Çeliğinden çok kolay tutabilen salon sarmaşığı. Şöyle göstereyim. Salon sarmaşığımız çeliğinden çok kolay tutan ve arsız bitkilerden bir tanesi arkadaşlar. Biraz daha büyük saksıya dikeceğim. Şimdilik şu anda saksısı küçük şöyle. Bu da telgraf çiçeği gillerden arkadaşlar. Bu da yine çeliğinden tutuyor. Aynalı telgrafta diye geçiyor. Tabii farklı farklı isimleri de var. Çiçeği fazla gösterişli olmasa da yaprağı böyle göz dolduruyor yeşiliyle. Salonumda yeşil bitkiyi çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden fazla da güneş almadığı için salonum burası çok iyi geldi bu çiçekler. Evet, gelelim ZZ bitkimiz arkadaşlar, zamya bitkimiz. Az önce gösterdim yaprağını nasıl tutturduğumu. Yumrulu bir bitkidir. Ve böyle harika güzel. Böyle gördüğünüz gibi yeni yeni yapraklar çıkardılar. Yaprakları çok küçüktü aldığımda ve böyle az yapraklı bir bitkiydi. Gördüğünüz gibi şöyle yaprakları vardı. Bana geldikten sonra bu yapraklar çıkardı ve hatta sararan yapraklarını da kopardım. Onları da değerlendirdim. Sararan yaprağını bile araya vermeyin arkadaşlar. Yani ısraf etmeyin. Araya vermeyin derken bizim Osmanlı'da böyle bir şey olduğu zaman araya verme denilir, ısraf etme şeyine. Evet. ZZ bitkimiz. Bunların bakımlarını ben ayrı ayrı anlattım. Üretimini ama şu anda salon bitki bakımını isteyince takipçilerim. O yüzden çekiyorum. Hepsini beraber bir arada çekiyorum. Umarım videomu sonuna kadar izlersiniz arkadaşlar. Çünkü hepsi ayrı bir bakım. Hepsi ayrı bir güzellikte. Evet. ZZ bitkisi salonum benim hiç güneş almıyor. Hiç ışık almıyor. Hatta loş salon, yani salonum loş diyenler şöyle dilim sürçtü dışarıya bakarken. Salonum loş ışık halinde. Hiç güneş almıyor. Kesinlikle güneşten yoksun bir evim var diyorsanız ZZ bitkisi çok uygun bir bitkidir. Hatta hiç çiçek bakamıyorum diyen arkadaşlarım bile çok kolaylıkla bakabilir. Çünkü yumrulu bir bitki. Yaprakları sulu bir bitki olduğu için de susuzluğa dayanıklı bir bitki. Sulamayı unutsanız bile o yaşamaya devam eder. Bir bitki arkadaşlar. Dediğim gibi hemen yaprakları sararmış ya. Ben onları kesinlikle ısraf etmedim. Denemek amaçlı. Bazılarını toprağa diktim. Bazılarını da suya ıslattım. Evet. Buradaki gibi. Bunların hepsi köklü. Hepsini buradaki yaprak gibi. Hem dip kısmındaki yaprakları aldım, ayrı ıslattım, ayrı toprağa diktim ve bu prensesimiz de yine yakında yavrularını çıkartır çünkü artık dip kısmında yumruları olmuştu bunların. Hepsi ayrı bir kök olacak, hepsi bir ayrı kök oldu zaten. Bebeklerini de çıkarırlarsa inşallah tekrardan ayrı bir bitki, ayrı bir video çekerim. Saçaklarını çok erken çıkarsalar da yaklaşık 1-2 ayda çıkarıyorlar arkadaşlar. Yumru oluşturuyorlar. Derken yavru çıkarayım derken hemen hemen bir 5-6 ay ya da 1 yılı bulabiliyor bazen. Evet. Benim burada hiç güneş almayan loş bir salonumda, köşemde duruyorlar. Evet. Gelelim buradaki prensesimize. Monstera arkadaşlar, salon bitkisi çok harika güzel görüntüsüyle bakar mısınız? Şöyle fare yemiş gibi delik delik yapraklı salon bitkisi. Sarkaç bir bitkidir arkadaşlar. Bayağı uzuyor. Ama dip kısmına aynı o difenbahyanın dibine yapacağım gibi bir şey yapacağım. Yine orman toprağında dikili, çeliğinden çok kolay tutabilen bir bitki Monstera. Yine böyle sabah güneşi alan pencereniz de olabilir. Hatta bol ışık alan, hiç güneş almayan bol ışık alan pencereniz de salonunuzun köşesi de olabilir. Benim burada güneş almayan, sadece ışık alan bir ortamda ama çok sevdi. Minnacık da aldığımda geçen yıl yanlış bir dikim yaptım. Hangi çiçeğiniz olursa olsun önce en küçük bir saksıya dikin arkadaşlar. Çünkü çiçeğiniz, bitkiniz
saçak kısımları saksıya değmedikten sonra çiçek kendini büyüdüm saymıyor. O yüzden hep dip kısmına çalışıyor. Sonradan da üst kısma büyümeye başlıyor. Dip kısmını tamamen saçakla doldurduktan sonra üst kısmına başlıyor. O yüzden çiçekleriniz hangisi olursa olsun önce küçük saksıya dikin. Şöyle daha minnacık saksılara da dikebilirsiniz. Arkadaşlar burada kolerya fidesi çıkmış. Şöyle göstereyim. Şu anda gördüm. Demek ki kolerya rizonu kalmış burada. Toprakları değiştirirken hep beraber döktüm. Toprakların rizonlarını geri tekrar saksıları yenilemiştim. Burada gördünüz mü? Ben bunu ısırgan zannettim. Çekecektim. Kolerya fidesi. Kolerya videosu da ayrı yeten çekeceğim inşallah. Evet. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Hepsinde orman toprağı var diyorum ya. Bu duva çiçeğim arkadaşlar. Hiç iyileşmedi. Çok kötü oldu. Kurumak üzereydi. Dedim ki saksısını toprağını değiştirdim. Gördüğünüz gibi yeni yeni yapraklar çıkardı. Daha da küçük saksıya dikebilirdim aslında. Çünkü hangi çiçek olursa olsun önce saksıya dip kısmına çalışır. Kökünü güçlendirir. Sonra üst kısma verir. Güzelleşir. Evet arkadaşlar. Penceremde hemen böyle masamı ben penceremin kenarına getirdim. Odamda değişiklik yaptım salonumda. Ve buradan kahvaltı yaparken açimeneslerim var. Sukulentlerim var. Hemen diğer tarafı da göstereyim. Burada kahvaltı yaparken şöyle açimeneslerim açsın dedim. Hem özel tür hem de klasik türler var. Yeni yeni o klasikler açmaya başladı. İnşallah buradan güzel görüntüyle sizlere videolar paylaşırım. Evet, videomuzu şöyle şu güzel görüntüyle kapatalım. Evet arkadaşlar, bizi buraya kadar izlediyseniz sıkılmadan ama güzel bilgiler vermeye çalıştım arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yarar. Merak ettiğiniz hangi konu olursa olsun yorumlar kısmına da eklerseniz sevinirim. Ha, hemen şunu söyleyeyim arkadaşlar. Gübre dedim. Videomun başında hemen aklıma geldi. İyi ki onu da söyleyeyim size. Evet, gübre dediğim gibi solucan gübresi verebilirsiniz arkadaşlar. Bir de dengeli gübreler var. Küçük küçük böyle minik minik sarı sarı renkli olanlar var. Karışık renkli. Dengeli gübre. Yani dengeli gübre dememizin sebebi, ben bunlara vermedim ama daha önce vermiştim. Geçen yıl verdim. Bu sene vermedim arkadaşlar. İhtiyaç olduğu anda verebilirsiniz. Ben tamamen doğal bakmaya çalışıyorum. Çok öyle aman aman ahım şahım güzel olsun diye bakmıyorum. Sadece doğru yere koyarsanız, doğru sulamayı da yaparsanız çiçeğiniz zaten hiçbir gübreye, ilaca ihtiyaç olmadan çok da güzel olur. Şöyle çiçek standımdaki prenseslerim gibi ve buradaki köşedeki çiçeklerim gibi çok güzel olur bence. Burada çiçek köşesi yaptım salon bitkilerime. Evet. NPK 20-20 verebilirsiniz arkadaşlar. Çiçekleriniz eğer şeyse, ben yılda bir ya da iki kere mutlaka veriyorum. Fazla vermiyorum. O yüzden NPK 20-20 verebilirsiniz çiçeklerinize. Onu da aldığınız yere sorun, ona göre vereyim. Ben 2-3 litre suya bir tatlı kaşığı koyuyorum. Ya da 5 kilo 5 litrelik bidonun içerisine bir tatlı kaşığı, tepeleme bir tatlı kaşığı koyuyorum. Fazla vermeyin. Çiçeklerinize zarar da yapabilir. Çiçeğinizin bir tanesini iki tanesine deneyin. Eğer bir iki gün sonra bir şey olmuyorsa hepsine verebilirsiniz arkadaşlar. Ben öyle yapıyorum. Güvenli olsun diye. Çünkü zirai ilaçlara pek güvenmiyorum. Doğal bakmayı seviyorum. Çiçeklerime korkarım. Kuruturum diye. Daha önce öyle bir bak iş geçmişti başımdan. O yüzden korkuyorum. Evet. Ve malaton. Eğer çiçeklerinizde hastalık olduysa. Malathon, yani Malathion diyerekten geçiyor. Daha önce videolarımda aslında gösterdim isimlerini, hem ismini gösterdim hem kendisini. Evet, onu da gösterdik. Onun da ismini vereyim size. Malathon arkadaşlar. Çiçeğiniz yaprak biti, un biti olduysa, herhangi bir mantari hastalıklar, mantar ilacı ayrıyeten alabilirsiniz ama bitki koruyucu olarak da bu Malathon ilacını çiçeklerinize kullanabilirsiniz güvenle. Onu da yine aldığınız yere sorun ki
Ona göre kullanın arkadaşlar. Fazla kullanmayın. Evet, fazla uzatmayayım arkadaşlar. Yarım saate gelmiş neredeyse. Yarım saat oluyor. Daha doğrusu vedalaşalım derken. Bir başka videomda inşallah tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Ve like'larımızı unutmuyoruz. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Gönül rahatlığı abone olabilirsiniz. Ve sağlıkla sıhhatle kalın. Zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videodan haberdar olursunuz. Instagram hesabım ve TikTok hesabımı da takip edebilirsiniz. Orada da çok güzel reels videolar paylaşıyorum. Gelin buyurun arkadaşlar. Bekliyoruz. Orada da biz destekleyin. Daha güzel büyüyelim. Daha güzel ilerleyelim sizlerin sayesinde. Hem biz size iyi gelin. Hem siz bize iyi gelin. Ve o yorumlarınız, güzel yorumlarınız için de çok teşekkür ederim. Sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Uzun oldu videom ama umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım güzel bilgiler öğrenmişsinizdir. Yine de unuttuğumuz bir şey olursa sonra videolarımda çiçek bakımlarında anlatırım arkadaşlar. Takipte kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.